Herkese merhaba. Arkadaşlar, bu gördüğünüz bamyaları kışında çok lezzetli bir şekilde yemek için nefis bir tarifim var bu videoda. Bamyanın çekirdekli olanı makbuldür. Tam bir şifa deposudur. O yüzden lütfen bamyalarınızı alırken çok küçük değil, bu şekilde çekirdekli olanlardan tercih ederseniz çok çok faydalı bir yemek yemiş olursunuz. Evet, şimdi tarifimize geçiyoruz arkadaşlar. Büyük bir tencereye bir yemek kaşığı tuzumuzu atıp arkadaşlar suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynamış olan suyun içerisine bamyalarımızı koyacağız. Ve sadece 3-5 dakika kadar rengi dönecek, zaten siz de göreceksiniz. Evet, yeşermeye başladı. Sonra arkadaşlar süzgeç yardımıyla alıp soğuk suyun altına, çeşme suyunun altına birkaç dakika daha şoklama işlemi yapacağız. Ve bamyelerimiz böylece yeşilliklerini korumuş olacaklar. Buzlu kokusu olmadan arkadaşlar çok lezzetli bir bamya yemeği yapacaksınız kışında. Ben genellikle bu şekilde yapıyorum. Ve büyük bamya çok seviyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, renginin güzelliğini de görüyorsunuz. Geri kalanlarını da aynı şekilde. Sadece 3-5 dakikada bunları pişiriyoruz. Ve çeşme suyunun altında arkadaşlar şoklama işlemi yapıyoruz. Soğumaya aldığımız bamyelerimizi buzdolabı poşetlerine koyup difrizinizde muhafaza edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamlı ve kanalıma destek için de abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarak bir sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.